diyelim ki yarın 2.77 değil de piyasa katılımcı anketi. Onun biraz üstünde %3 bir enflasyon gelsin. Bakın %3 yarın açıklanırsa yıllık enflasyon da %61'e düşecek. Nereden? 71'den 61'e düşecek. Ve yarın fiyatlar %3 ya da üstünde açıklansa bile başta Mehmet Şimşek olmak üzere ekonomiyi yönetenler diyecekler ki bakın enflasyonu düşürdük. Nereden? 71'den 61'e düşürdük. Yani yıllığı bize anlatacaklar. Fiyatların %3-4 artmış olması onları pek ilgilendirmiyor. Yıllıkla. Yıllığın düşmesi de tamamen aritmetiksel bir şey. Bakın o grafikte mavi eğri geçen yılın aylık enflasyonunu gösteriyor. Geçen yıl Temmuz ayında fiyatlar %9,5'a yakın artmıştı. Bu yıl %3 artmışsa aritmetiksel olarak bunların endeksleri kıyaslandığında bir düşüş gösterir tabii. Bu aritmetiksel düşüştür. Öyle fiyatların ateşinde bir düşüşe işaret etmez. Bu aritmetiksel durum önümüzdeki aylarda da devam edecek. Yani 61'den 50 basamağına belki 40'lara inmiş göreceğiz. Ama yılın sonunda piyasa katılımcıları anketi %43'ten aşağı bir enflasyon olmaz diyorlar. Şimdi yarın %3 bir tüfe artışı muhtemel üstü de olabilir. Çünkü elektrik zammı yapılmıştı ve bu Haziran enflasyonuna girmemişti. Temmuz'a bırakılmıştı. Yine çeşitli ÖTV artışları oldu. Devletin belli mal ve hizmetlerine artışlar oldu. Gıda enflasyonunda bir gerileme göremiyoruz ama bu TÜİK. Tabii TÜİK ne buyurur onu bilemeyiz. Kirada ne buyurur onu bilemeyiz. Daha çok da hizmet fiyatları yani işte ister sağlık, eğitim, ulaştırma, dışarıda yeme, içme, konaklama bütün bu hizmetlerin fiyatlarında bir katılık var. Bunlar hiç böyle gerilemiyorlar. Bunların da etkisiyle muhtemelen yarın %3-4 aralığında bir tüfe artışı görebiliriz. Budur esas olan yani enflasyon böyle artıyor. Artışlar böyle devam ederken bildiğiniz gibi asgari ücreti mıhladılar. Asgari ücret Temmuz'da artırılmadı. Memur maaşlarına da bir parmak bal çaldılar. 10 bin liradan 12.500 liraya çıkardılar. Bu kadar. Yani bununla yıl sonuna kadar baş edin, idare edin, ne yaparsanız yapın diyorlar. Kuşkusuz bunlar ciddi geçim problemlerinin dışa vurumu ve enflasyon yarın da en çok konuşulacak konu olacak. Hafta boyunca da en çok konuşulan konu olacak ve hiçbir zaman gündemden inmiyor. Ve tabii yarın yine TÜİK konuşulacak. TÜİK doğru ölçtü mü ölçmedi mi? Bunu tekrar konu edineceğiz. Alt başlıklara bakacağız. TÜİK hala bir mahkeme kararını uygulamıyor. 400 küsür mal ve hizmetin fiyatını açıkla dedi idare mahkemesi. DİSK'in başvurusu üstüne. Bunu uygulamadılar. Ve Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu DİSK. Dolayısıyla biz bu madde fiyatlarını yine göremeyeceğiz. Madde fiyatları karartılmış, kamufle edilmiş durumda ve TÜİK'in bildiğini dinleyeceğiz, bildiğini okuyacak, biz de onu dinleyeceğiz. Maalesef böyle bir durumla karşı karşıyayız.